Merhaba. Yıl 99, Haziran ayı gibi. TED konuşmalarını dinlediğim kadarıyla en karizmatik girişler tarih verince oluyor. Haziran ayı askerdeyiz ve Serkan diye bir arkadaşımla geleceği konuşuyoruz, ne yapalım diye. Çok da genius birisidir. Dedi ki mutlaka internette iş yapmamız lazım. Tamam dedik, bakmaya başladık. Tabii hemen kendi yaratıcılığımızdan çok yapılan işler var bütün dünyada. En yüksek hit alan web sitelerini açtığınız zaman işte eBay ikinci, üçüncü sırada. Dedik ki biz bunu yapalım. Askerden döndük, bu arada hazırlandık filan. İstanbul'a yerleştim. İşte web sitesi tasarımı gitti gidiyor, kurulumu oldu. Yaklaşık 6 ay beraber çalıştık. Bu aslında bir dönüm noktası olmakla beraber önemli bir nokta. Bir de dediğim gibi karizmatik bir giriş olsun diye. Yoksa bundan sonra bir daha SSK'lı girişimciliği anlatacağım. Bu kısmı bağ kurulu, yarı bağ kurulu bir girişimcilik kısmıydı. Tabii düzenli bir gelirimiz olsun, evleneceğiz diye eşim dedi ki gir maaşlı bir yerde çalış. Haklıydı. Yaklaşık 10 milyon dolardan olduk ama haklıydı. Ben de tekrar eski çalıştığım şirkete dönüp otobüs satmaya devam ettim. Bu arada benim karakterim gereği biraz size davranış profillemesinden bahsedeceğim. Yani insanlar arası iletişimden bahsedeceğim. Ve dönüm noktalarından. Burada ikinci senemizde, birliklerimizin altıncı senesi gibi en büyük dönüm noktasını geçirdim. O da şuydu. Bir gün ortada benim için hiçbir sebep yokken dedi ki seninle konuşmamız lazım eşim. Yalan söyleme ihtimalim de yok burada şu anda. Bir arabayı kenara çektim. Yani o kadar ani benim için. Buyur hayatım dedim. Dedi ki ayrılmamız gerekiyor. Benim için her şey mükemmel halbuki. Neden dedim? Her şeyimiz mükemmel. Ben çalışıyorum, deliler gibi çalışıyorum. Geleceğimiz için 10 milyon dolar biriktireceğiz daha. Sen çalışıyorsun. Ben ondan sonra geliyorum, bilgisayarda oyun oynuyorum. Sonra zaman kalırsa biraz takılıyoruz, dur herhalde. O dedi ki yani en son ne zaman bir yere gittik sence? Hatırlamıyorum. En son ne zaman sinemaya gittik? Hatırlamıyorum. Çiçek aldın? Hatırlamıyorum. Seni seviyorum dedin? Hatırlamıyorum. Yani böyle bir geçmişimiz yok sanki. Hadi geçtim dedi. 6 yıl boyunca ne doğum günü ne yıl dönümümüzü hatırlamamanı hiç hatırlamadım. Dolayısıyla hatırlamak istemediğim ama ders olmuş bir geçmiş var orada. Buradan sonra kırıldım. Doğam gereği, DNA'm ve fabrika ayarlarım gereği işi çok fazla önemseyen birisiyim. Hala daha da önemsemekle beraber bir değişimden bahsedeceğim daha sonra. O dönem en büyük kırılmaya geçerek Begüm'ü işten sonra, hobilerden sonra, pek çok şeyden sonra 5. sıradan 2. sıraya yerleştirmekle ve bir daha hiç oyun oynamakla müthiş bir kırılım geçirdim. Dönüm noktasıydı benim için. Ama hala da iş çok kritikti. Ondan sonra bir teklif aldım. Bu arada gitti gidiyor projesi olmadığı için eşim her tarafa CV gönderdi. 20 tane insan kaynakları firmasına denk gelir birisi arar diye. Tesadüf, ben otobüs satıyorum ama mutlu değilim. Çünkü içimde böyle bir girişimcilik bir şeyler yapma isteği var. Çok yaratıcı bir meslek değil otobüs satmak. Tavsiye etmeyebilirim. Girişimci insanlar için. CV göndermiş olduğu CV şirketlerine, yani insan kaynakları şirketlerinden bir tanesi cep telefonundan aradı. Ve tam da hani böyle bırakmak üzereyim işi, çok mutsuzum falan. Dedi ki böyle bir şirkette iş var. Tabii dedim, görüşürüm. İşe aldım ve 20 kişilik bir şirkete 29 yaşında satış müdürü oldum. 20 kişilik bir ekibe. Ve Türkiye'nin de gözde yerlerinden bir tanesiydi. Fakat doğam gereği işi çok aşırı önemsememden dolayı bu da dönüm noktalarından bir tanesi. Tamamen tesadüf. Yani o cep telefonu o numaraya çıkmasam belki de şu an burada olmayacaktım. Bu belki en kritik şeylerden bir tanesi. Dönüm noktası. Bu arada yöneticilik yapıyorum. Bir sene sonra kızımız oldu. Yöneticilik yapıyorum ama çok sert birisiyim. İş anlamında aşırı disiplinli. Koyulan hedeflere mutlaka ulaşan ama yani bunu yaparken etrafında kırıp döküp bırakan bir insan mizacı çiziyorum. Bunun ben farkında değilim. Bence mükemmel bir yöneticiyim o dönem. Ama yani benim gibi olan insanlarla anlaşabilirken benim gibi olmayanlarla hiçbir şekilde anlaşamayan, işten çıkartan, ya yani belki 4-5 sene içerisinde 25 kişiyi işten çıkarttım. Bunları üzülerek söylüyorum ama bundan çıkarttığım dersler de gelecekteki birlikte çalışacağım insanlara daha rahat bir ortam sağlamayı düşündüğüm için biraz yani beni sevmemeniz riskini göze alıyorum ama bunları anlatmak durumundayım. Çünkü hepimiz bir şekilde bu iletişim sıkıntılarını yaşıyoruz. Ben belki biraz uç noktadayım ama sizler de mutlaka yaşayacaksınız. Bir kısmınız.
Çok enderdir bu kadarı. Yani çok ekstrem örnekler duyacaksınız. Hiçbiriniz bu kalıba girmeyebilirsiniz muhtemelen. Ben bu arada reaksiyonlarımı size söyleyeyim. Yani mesela ne kadar iş disiplinim yüksek veya işi ne kadar önemsiyorum. Arkadaşım birisi mesela bir gün gelip cenazemiz var dedi. Çok yakın bir arkadaşımın çocuğu vefat etti. Dedim ki ancak sen ölürsen gidebilirsin. Bir arkadaşımın evini su bastı. Dedim ki mesai sonrası istediğin yere git. Çok fazla örneğim var. Ama böyle hani iş o kadar kritik ki. Bu arada ben kendime de acımasızım. Toplantı gereği dedemin vefatine gitmedim mesela. İşte babamın çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Annem beni telefonla aradığında haberim vardı. Tekrar hatırlattı gibi. Gerçekten ama bu kötü niyetten, kötü insanlıktan değil, işin çok aşırı önemsenmesindendi. Bu süreçte şu an yüzlerin tamamı benden nefret ediyor. İnanılmaz bir şey. Bir daha bu şekilde anlatmayacağım. Bu kadar, yani bu kadar detaya girmeyeceğim. Çok mu yakın? Aşırı görev odaklılıktan işte. Yakına al, herkes duysun. Benim dakikam yok bu arada. Teşekkür ediyorum. Ben tamamen o zaman devam ediyorum. Tamam. Şimdi bu süreçte şu oldu. Kızım yetişkin yani bebeklikten çocukluğa doğru geçerken Allah'ın sopası yok. Çok değişik bir eğitim yöntemi var. 2,5 yaşından sonra kreşe girmesi ve kreş bizim o şirketin yakınında olduğu için benim bakmam gerekti. Yani sabahları hazırla, akşamları al. Ve şirkette mesela herkese kızıyorsun, çok gider yapıyorsun. Önüne gelene bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hedefleri tutturduğun için yönetim çok bakmıyor. Yönetim ona bakar yani. Para geldi mi, hedefler tuttu mu süper. Ama alt tarafta krandan geçiyorum. Kendimce mükemmelim yine. Bu arada 2,5 yaşı dediğim hani o birlikteliğimizden sonra şu olmaya başladı. Kızıyorsun, yapmak istemediğin bir şey yapıyor. Kızıyorsun fakat ağlıyor. Daha çok kızıyorsun. Şirkette öyle daha çok bağırırsın, adam susar. İlkinde cevap verir, sonra susar. Mecbur. Şimdi bağırıyorsun, hiçbir şey yok. Daha da üste çıkıyor, daha da uzuyor. Bir gün hatırlarım 1,5 saat boyunca ağladı ve en sonunda kırılıp onun dediğini yaptım. Ve şunu gördüm, yani ağır ağır görmeye başladım. Bunlar hani tek bir kırılım noktası değil ama ağır ağır görmeye başlıyorsunuz. Etrafında 25 kişi işten çıkarttım. O 20 kişilik ekip, 25 kişi işten çıkarmak ciddi bir istatistik yaratmak demek. 5 yıl içerisinde. O arada aynı zamanda şirkette de bir takım sıkıntıların olduğunu hissetmeye başlıyorum. Ama sıkıntı hissetmek için farkındalığınızın açık olması lazım. Pek de değil bende takdir edersiniz. Bu arada çok büyük bir kırılım noktası daha oldu hayatımda, dönüm noktası. Ben onlarca kitap okudum. Hatta ukalalık olmasın diye söylemek istemezken çıktı yine. Yüzlerce kitap okudum. 2000'e yakın kitap okudum. Ne aldım derseniz bir şey almış almamış olabilirim. Fakat okudum. Şimdi kitaplardan nasıl alacağımı öğreniyorum ama o zaman okuyordum bol bol. Mesela delegasyonla ilgili iyi liderler, iyi yöneticiler delege ederler. İşleri delege ederler, kendileri yapmazlar diye okuyorsun. Yöntemler de söylüyorlar. Muazzam. Her şeyi biliyorum teknik olarak. Arka tarafta her şey yazılı. Fakat uygulamaya gelince bir maddeyi bile uygulayamıyorsun. Çünkü anında fabrika ayarlarına dönüyorsun. İşe gittiğin an o benim dediğim gibi fabrika ayarları. Herkeste bu fabrika ayarları var. Doğanızdan gelen bir iletişim veya çalışma tekniği var herkesin. Tepki verme doğası herkesin farklı. Bu arada delegasyonu kızımdan nasıl öğrendiğimi anlatacağım. Bu kadar kitap okudum bir şey çıkmadı. Bir gün sabah 4 yaşlarında mı 4,5 yaşlarında mı sabah uyan dedi ki midem ağrıyor. Okula gitmek istemiyorum. Şimdi öyle riskli bir şey ki gerçekten kulaklarını tıkar mısın? Öyle riskli bir şey ki şimdi yalan söylüyorsa ve ben ona gitme kızım dersem bir daha sürekli bunu yapma ihtimali var. İlk kez hastalıktan dolayı gitmek istemediğini çok net söylüyor. Hayır kal yani hayır git desem gerçekten doğruyu söylüyorsa bu sefer de onu kırmış oluyorum. Yani ilişkimizi germe ihtimalim var. O anda işte bu yaşanmışlıkların belki tecrübe sonucunda dedim ki sen karar ver. 4 yaşında. Sen karar ver. Ne karar verirsen arkandayım. Kızmayacağım. Kızgınım. Yani normalde kızgın birisi olduğum için kızmayacağım söz veriyorum demem gerekiyor. Ve dedi ki gidebilirim galiba. Ve okula gitti. Sonra yalnız 2 büklüm geri döndü 2 saat sonra. Meğerse gerçekten ama gidebilecek durumdaymış fiziken. Ve ben gerçekten kızmayacaktım. Kızmadım da kendisi de biliyor. Ve ben o gün
öğrendim. Delege etmek bu. İnsanlara sorumluluğu bırakırsan, yetki ve inisiyatif alanını yaratırsan, insanlar sana mahcup olmak için güvendiğini hissettirirsen ve verirsen sorumluluğu, hem gelişme fırsatı yakalıyorlar hem de daha iyi sonuçlar alıyorlar. Senin zorlamandansa. Yemin ediyorum size o gün öğrendim bunu. Bu kadar basit bir konudan ama kırılım noktası. Şirkete gittim, o gün uygulamaya başladım. İşte o dönemler muazzam bir kırılma geçirdim. Aynı zamanda şirketimdeki arkadaşlarla da daha iyi iletişime girmeye başladım. Ama şöyle sağladım bunu. Mesela problem olduğunda çok ciddi reaksiyonlar gösteriyordum. Kendim mükemmel yaptığım için kimsenin hata yapmasına da müsaade etmiyordum kendimce. Etmemeye çalışıyordum ve sürekli bağırıyordum. Kızıyordum. Gerçekten bu kadar kötü müydüm onu da düşünüyorum da. Herhalde yani şu anki bulunduğum noktadan gözlüğümle baktığımda çok kötü. Ama herhalde o gün yani bu kadar kötü bir insan da değildim ama yani iş söz konusu o zaman mükemmeliyetçiydim. Arkadaşlarımla sohbetimde şöyle bir gelişme oldu. Bu kızgınlığımı dizginlemek adına bir ses kayıt cihazı aldım. Bunu tamamen kendim buldum. Nasıl durdurabilirim diye. Ve içlerindeki en yetkin arkadaşa verdim. Dedim ki herkese, bu ses kayıt cihazını alacaksın. Bana problemle gelen birisi senden gelip bunu alacak, sesi açacak. Ben ne zaman olduğunu bilmeyeceğim bunun. Ve ay sonunda ses kayıt edeceksin. Problemli bir anda bana geldiğinde. Bunlar toplanacak. Ay sonunda genel müdürün olduğu bir toplantıda herkesin ortasında ses kayıt cihazını açıp dinleteceksiniz dedim. Otokontrol mekanizması yaratıyorum. Hiçbir zaman kullanmadı o ses kayıt cihazı. Fakat ben kendi kendimi tutmuş oldum. Yine anlatıyorum, kötü bir insan değildim ama tepkide sıkıntı vardı. Çünkü kendime de bir o kadar acımasızdım. Bununla beraber her şey, tepkilerimi dizginledikten sonra her şey değişmeye başladı. Bununla beraber Lara ile ilgili olarak, yani çocuklarla ilgili olarak iletişim teknikleri kitapları okumaya başladım. Yani çocukluktan itibaren yetişkinliğe davranışsal, davranış bilimlerini okumaya başladım. Çünkü ona iyi bir baba olmam gerektiği için, çok kitap okuduğum için 2000. Bunun içinde de çok sayıda çocuk kitabı vardı. Ve orada insanların aslında doğuştan iki farklı şekilde davrandığını gördüm. Kendi dış dünya ile iletişimde. Bir kısmı dışarıya kendisini çok rahat ifade edebilen ve hızla iletişime geçebilenler. Bu çocukluktan yetişkinliğe ve sorumluluk alana kadar böyle devam ediyor. Net tespitimdir. Bir kısmı da içine kapanık dediğimiz, tepki vermeyi, hızla tepki vermeyi beğenmeyen, istemeyen, seçmeyen kişilerden oluşuyor. Bu ikisi net bir şekilde bütün çocuklarda gözleniyor. Yani birisini bırakırsanız hemen arkadaş olur. Birisine garsondan bir şey istetemezsiniz. Çekinir, riske girmeyi sevmez. Bu kadar net bir iki ayrım var. İş ilerleyip de insanlar sorumluluk almaya başlayınca görev ve sorumluluk ortaya çıktığı zaman dörde ayrılıyor bu genel olarak. Çok detayına girmek istememekle beraber şunu söyleyeyim. Yani bazıları görev ve sonuç odaklı oluyor. Detaylı, analize yatkın, ne bileyim sonuç odaklı, süreç odaklı, iş odaklı oluyor. Bir kısım insan da insan, duygular ve sosyal odaklı oluyor. Sosyal ilişkilerinin odağında davranıyor, tutum sergiliyor veyahut da düşünüyor. Bunun ayrımını fark edip de bütün tanıdığım insanlar ve tanıştığım insanlar içinde bunları deneyip de belli bir farkındalığa, öğrenmişliğe ulaştıktan sonra çok sayıda yine kitap okudum tabii. Çok sayıda. Bunlardan öyle bir birleşim oldu ki en sonunda gördüğüm 2 dakika, 5 dakika konuştuğum herkesin motivasyon figürünü algılamaya başladım. Yani bununla hızlı konuşman lazım, buna detay bilgi sormaman lazım. Ne bileyim bu satışı olur, bu satışı olmaz gibi. Çünkü satıcıların profilleri farklı. Daha analist kimlikli kişilerin çalışması gereken departmanlar farklı. Bunu öğrendikten sonra bir de başka kırılım noktası şu oldu. Bir gün bir arkadaşım nargile içmeye davet etti beni. Nargile. Sigara içmiyordum. Ama sosyallik sıfırdı. İş var, ev var. Bu arada kaç dakika? 17 mi oldu? Evet. Nargile ile beraber sosyalleşmeyi öğrendim. Ve o, çünkü insanları, yani çok garip bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlarıma baktığım zaman iş ortamında, çünkü işten çıktığım anda eve gidiyorum ve başka hiçbir şey yok. Bu analiz ve analitik doğamdan geliyormuş. Daha sonra da öğreniyorum bunları.
İnsanları sadece işle ilgili meta olarak gördüğümü fark ettim. Dışarı çıktığımızda başka şeyler konuşuyorlar. Yani bambaşka insanlar herkes. Ama içeride gerçekten net bir şekilde, yani bir arkadaşımla tatile gittik. Tatil formatında sen dedim böyle değildin. Gerçekten şaka yapmıyorum, abartmıyorum. Böyle bir zihin yapısından şu anda bir %5 daha iyiyim. Ama bu öğrenmişliklerin tamamından sonra şunu söyleyeceğim, bağlayayım. Herkes benim kadar iletişim konusunda ümitsiz durumda olmayabilir. Fakat DNA'nızdan getirdiğiniz bazı yapı taşları var. Davranış profiliniz var. İletişimde yaşayacağınız her türlü sıkıntı aslında kendiniz gibi davranmasını beklediğiniz insanların etrafınızda olmamasından kaynaklanıyor. Özellikle iş hayatına girdiğinizde sizin gibi olmasını tercih edemeyeceğiniz, patronunuzun tercih edeceği kişilerle aynı ortamda kalıyorsunuz. Mecburen bir iletişime girmeniz gerekiyor ama bir kısma diyorsunuz ki o patavatsız, bu çok girişken, laubali, bu çok durağan, ne bileyim, iletişimden yoksun. Fakat o kişilerin bir tercihi var. Demin ödül alan arkadaşları muhtemelen mühendis kökenli. Yani bir an önce mesela ödülü alıp gitmek ihtiyacı duydular. Aynılarındandım. Hani hiç böyle gözükme. Mümkün olduğu kadar hızlıca al ve git. Tepki de verme. Kusura bakmayın hani sizle ilgili bir şey söylemiş olmak için ama çok net. Bu profil mesela farklı motivasyon figürleri var. Dolayısıyla bunu öğrendiğinizde her türlü kişiyle iletişime çok rahat geçebiliyorsunuz. Ben de bu profildendim. Şu an biraz yırttım. Tabii 17 yıl satışta çalıştığınız zaman biraz değişiyor. Dolayısıyla şöyle kendinize şu fırsatı yaratmanızı tavsiye ediyorum. Fabrika ayarlarınızın paralelinde hayatınızı sürdürürseniz o kadar ilerleyebilirsiniz. Einstein'ın bir lafı var. Evet, Einstein'ın. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara ulaşmak deliliktir diye. Ulaşmayı beklemek. Dolayısıyla aynı kalarak bunun olmasını beklemeyin. Tavsiyem odur. Teşekkür ediyorum.